Son soru. Tansa mermercinin en son uğraşı. Rık tasarlıyor. Kendisi benim arkadaşımdır zaten. Aa, bravo. Tebrikler. Barda durmaya hak kazandınız arkadaşlar. Buyurun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Her yarım saatte bir import içki tüketelim. Rica ediyorum. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler. Of, bu gece var ya kıyamet kopacak ben. Şu iki kişilik masanın taliplerine bak ya. Şuraya bak, Fatoş Akın iki kişi, Cem Onaran iki kişi, Volkan Sütçüoğlu iki kişi, Taceddin Antepli bir veya iki kişi ya bu Taceddin'i ben var ya. Neyse onu savarız gider de ötekileri ne yapacağız? Üst üste mi oturtacağız? Tabii ki hayır. Yani ayrı zaman dilimlerinde gelse hani biri kalkarken diğerini oturursa falan çok daha doğru olur. Yalnız öyle aradan kaynak olmayalım, rica ediyorum. Ersin. Bu insanlar da bir acayip. Arkadaşlar, dinleyelim. Şimdi, senede iki defadan az yurt dışına çıkmış misafir adaylarımızın eğlenceye başka bir mekanda devam etmelerini öneriyorum ben. Mersi. Şesu Bey. Şesu Bey. Söyle canım. Volkan Sütçüoğlu rezervasyonu iptal etti. Süper. Süper bir haber. Aa, o zaman ne oldu şimdi? Silelim. İki kişilik masamız için altı kişimiz var. Ya da beş diyelim. Allah'ım. Taceddin Antepli, Taceddin Antepli misafirin gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek canım, gelecek. Gelmez olur mu hiç? Sen bekle ben gelirim dedi. İki kişi olacağız zaten. Anlıyorum. Kravatın çok şık. Cem Bey. Cüsü, ne oldu bu masa işi? Ha? Bak saat kaç oldu, ben acıktım. Aslı birazdan gelecek ya. Yakında, yakında. Az kaldı. Bekleyin lütfen. Ay Esat'cığım. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Ne haber Şesu? İyiliktir Fatoş, işte koşturuyoruz. Masamız hazır mı şekerim? Hazırlanacak yani. Ben size biraz bara alayım. Ah tamam. Saadettin Bey de buradaymış. Esat'cığım sen bara geç, ben geliyorum tatlım. Saadettin Beyciğim nasılsınız? Merhaba. Ataş Hanım, ne var ne yok. Bakıyorum yeni bir yer oldu mu hiç kaçırmıyorsunuz vallahi. Ne yapalım Saadettin Bey, bizim işimiz bu. Ben de her geldiğimde etrafta size bakıyordum. Eğer bugün de göremeseydim diyecektim ki ya Fatoş Hanım eskisi gibi trendleri takip etmiyor ya da Şesu'yu sözünü geçiremiyor. Aşk olsun yani. Olur mu öyle şey Saadettin Beyciğim? Masanız var mı? Yemekte misiniz? Ay tabii ki yemekteyiz. Masamız da hazırlanıyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Yo. Volkan'ın arkadaşı Cem. Belki görmüşsündür. Şesu, ne olacak bu masanın durumu? Bak canım, benim bu gece burada yemek yemem şart. Yani bu sadece eğlence değil, iş meselesi. Şesu, sinirleniyorum. Sinirleniyorum ben. Adam gibi bir cevap ver. Böyle ayakta bekliyoruz. Kim oturacak bu masada? Vallahi ben hakkımdan vazgeçmem. Misafirim gelirse rezil olurum. Ben de vazgeçmem bu masadan. Bu masa benim. Ben de açım. Ya arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bu masa üzerinde hepinizin ortak bir hakkı var. Dolayısıyla benim bu noktada devre dışı kalmam lazım. Aa, bakın devre dışı. Bakın kalıyorum. Masa sizin, paylaşın. Şesu. Cem, ne olacak şimdi? Nasılsınız bacım? Allah iyilik versin. Listede güzel şeyler var mı bacım?
Ay biliyor musun? Buranın vişneli tartı varmış. Adı da Ufo'muş galiba. Ufo mu? Şu bildiğiniz Ufo mu? Şey affedersiniz bacım. Ufo değil bacım. Ufo değil. İfo. Benim müstakbel kayınvalidem yapıyor da oradan biliyorum ya. Abi neşeli bir şeyler çal. Kurban olayım. Hadi. Afiyet olsun. Bu ne ya? Taceddin Antepli. Ne işi var bunun burada? Gündüz aramış. Arkadaşlar da rezervasyon almış. Şesu Bey. Peki nedir abi bu duruma göre bir ya da iki kişi? Hangi durum bu ya? Bir davetlisinin gelip gelmeyeceği belli değil. Sözleşmiş galiba. Of. Ya herkes bu opsiyonlu masanın peşinde ya. Bakın kardeşim. Benden habersiz rezervasyon falan almayın. Almayın Şesu Bey. Bakın yani burada eğlenmek için biz belli bir kritere göre seçiyoruz insanları. Anlatabiliyor muyum? Böyle elini kolunu sallayan buraya giremez. Bana sormadan yapmayın. Lütfen. Haklısınız Şesu Bey. Bir daha olmaz. Şu insanları ben bir eleyeyim ya. Efendim hoş geldiniz. Kafemizde eğlenmek için gelen rezervasyonsuz müşterilerimiz. Heyecanımızı attıysak hemen ben başlıyorum soruları sormaya. Hazır mıyız? İlk soru. İstanbul'da Uzak Doğu mutfağı alanında en son yemek yediğiniz 3 restoranı sayınız. Hadi söyle Rıfat. Kitlendin öyle. Peki. Clio markasının bu seneki koleksiyonundan öne çıkan 3 parça. Hadi Reyhan, göreyim seni. Ucu yuvarlak çizmeler. Mürdüm rengi. Ay unuttum. Pas. Son bir şans daha ne olur. Peki. Kişisel olarak tanıdığınız 3 sosyetik isim. Şey neydi ya o Melda'larda tanıştığımız kadın? Ha, böyle uzun boylu, böyle kıvırcık saçlı, modacı kadın. Seksi. Hı. Seksi mi? Kadının seksiliğinden sana ne Rıfat? Şansınız gittikçe düşüyor vallahi. Son sorulara geliyorum. Allah büyük. Komet nedir? A. Bir kuyruklu yıldız. B. Bir ayakkabı markası. C. Bir ressam. Bir ressam. Bravo. Şansınız arttı. Zannederim caz kafede bir içki hak ediyorsunuz. Hadi inşallah. Son ilişkiniz A. Magazin dergilerinde fotoğraflarla yayınlandı. B. Birinci sayfa haberi oldu. C. Kimsenin umrunda olmadı. Ay biz 15 yıllık evliyiz. Daha önce de sosyetik değildik. Yani. Bakın hanımefendi. Özür diliyorum ama sizi artık başka bir akşam, o da belki tekrar görmek isteriz ama şu anda başka misafirlerle ilgilenmem lazım. İyi akşamlar. Ne? Buyur efendim. Ay olamaz. Tamam. Yapmayın hanımefendi ya. Lütfen bakın beni de zor durumda bırakıyorsunuz. Çünkü beyefendi biz geçen yıl evde bir parti verdik. Bütün dergileri çıktı. O sayılmayacak mı? Bakın beyefendi. Bu olayı metanetle karşılayın. Bu bir yıkım değil. Daha sonrası için çalışıp başarılı olup burada çok güzel ilişkiler içebilirsiniz. Şimdi size iyi akşamlar diliyorum. Şey pardon. Sizin bir vişneli tartınız varmış meşhur. Onu paket alsak evde yesek. Belki başka bir akşam olur. Paketleyip yollarız hatta size. Şimdi iyi akşamlar diliyorum size. Evet. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakın.